Seri cinayetleri işleyen bir bakteri yayılıyor. Kimse güvende değil. Bu sadece bir iki kişinin ölümüyle ilgili bir olay değil. Çok daha ciddi bir durumdu. İzleyecekleriniz kendi türünde kayıtlara geçmiş en ölümcül salgının hikayesidir. Kimse bu tür bir ölümü hak etmez. Araştırmacılar katili yakalayıp bu kıyımı durdurabilecek mi? Kasım 1996. 80 yaşında bir adam bir İskoç hastanesinde ölümle pençeleşiyor. Ölümü ağır ve acılı olacak. 21 kişi içinde ilk ölen bu adamın cenazesi uluslararası bir hikayenin parçası haline gelecek. İskoçya'daki salgın en az 5 kişinin ölümüne ve 100 insanın da ciddi şekilde hastalanmasına neden oldu. Her şey 2,5 hafta önce küçük bir kasabada başladı. İskoçya, Lanarkshire'da bulunan Bishop kasabası, bir zamanlar Victoria döneminin sanayi başkenti sayılıyordu. Kasabalılar o günlerle hala gurur duyuyor. Ne düşünüyorsun? Lauren McFarlane, cumartesi günü vereceği 18. doğum günü partisini planlıyor. Ailesi parti için bir barın arka kısmını kiraladı. Açık büfede verilecek et yemekleri için yerel bir kasapla anlaştılar. Güzel bir mekan. Hiç sanmıyorum. Lauren ve annesi Faye bu partinin unutulmaz bir gün olmasını istiyordu. Gerçekten de olacaktı. Ama düşündükleri biçimde değil. Daima en sevdiğin olmuştur. 75 yaşlı insan Bishop'un diğer yakasında bulunan bir kilisede Noel yemeği için bir araya geldi. Jesse Rogerson 2 yıl önceki yemeği kaçırdı. Bu sefer arkadaşlarıyla bir araya geldiği için oldukça heyecanlı. Önlerindeki etli pay, et suyu çorbası ve etli sosları büyük bir iştahla yiyorlar. 80 yaşındaki Harry Shaw pek iştahlı biri değil. Ama kilise tarafından emeklilere her yıl ücretsiz olarak verilen bu yemeğe katılmaktan büyük keyif alıyor. İki gün sonra Harry korkunç mide krampları ve şiddetli ishal yüzünden büyük ağrılar çekmeye başlar. Yaşlı adam dayanacak gücü kalmadığını fark eder. Harry ertesi gün kan dışkılamaya başlar. Bu sırada yine Vishov'da yaşayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu Harry ile aynı belirtileri yaşamaktadır. Riske girmek istemeyen doktor, küçük kızın dışkısını teste gönderir. Doktor endişelerinde haklıdır. Üstelik korkutucu bir biçimde. Monklands Hastanesi laboratuvarında çalışan görevliler birkaç bakteriyel enfeksiyon testi yapar. Ama hiçbiri pozitif çıkmaz. Uzman mikrobiyolog Kenneth Liddle o sırada laboratuvar şefiydi. İshale neden olan mikroplar genellikle ya gıda zehirlenmesine neden olanlardır ya da kampilobakterdir. Ve bunlar bizim laboratuvarda rutin olarak test ettiğimiz mikroplardandır. Küçük kız muhtemel bir katille karşı karşıya kalmıştı. Maalesef o katil E. coli tip 0157 idi ve tedavisi yoktu. Gelişmiş ülkelerde nadiren görülse de Üçüncü dünya ülkelerinde her yıl binlerce insanı öldürür ve avlarını en güçsüzler arasından seçer. E. coli uzmanı ve salgın soruşturmaları yöneticisi Profesör Hugh Pennington korkutucu bir senaryo ortaya koyuyor. Öylesine nadir görülen bir virüs ki 6 yaşında bir kız çocuğunda görülme olasılığı son derece düşüktür. İnsan bağırsağına bulaşan E. coli burada bölünmeye başlar ve iç kanamaya yol açar. Mikroplar tarafından vücuda yayılan toksin sık sık böbrek hasarları, solunum problemleri, beyin işlevsizliği ve ölüme neden olur. Liddle bundan 6 yıl önce
yalnızca birkaç kilometre uzakta bulunan Hartwoodil Hastanesi'nde ortaya çıkan bir E. coli vakasını araştırdı. Bir hastada bulunan acımasız bakteri diğer 10 hastaya bulaşarak etrafa yayıldı. Hastalardan 4'ü korkunç şekilde öldü. Bir salgın şüphesi ortaya çıktığında ilk başvurulan yer Lidl'ın çalıştığı departmandır. O sıralar E. coli 0157 bakterisinden örnekler ele geçirebilmemiz hiç de olanaklı değildi. Genel konuşmak gerekirse 90'larda yılda ortalama bir vakayla karşılaşıyorduk. Ama diğer uzmanlar ve Vişov'un yerel doktoruyla yaptığı telefon görüşmeleri mikrobiyoloğun en büyük korkusunu doğruladı. Bakteri yayılıyordu. Lidl, Leo Hastanesi'nde onaylanmış iki vaka daha buldu. Biri 60, diğeri ise 14 yaşında olan her iki hasta da küçük kızla aynı kasabadan, yani Vişov'dandı. Ayrıca iki vakada da aynı ağrılı semptomlara rastlanmıştı. Lidl telaşla başka bir hastanenin bulaşıcı hastalıklar danışmanlığına telefon açar. Çocukla aynı rahatsızlıkları yaşayan yaşlı hastaların sayısı son derece rahatsız edicidir. Bir doktorun ilgilendiği 5 hastanın tamamı da Vişov'dandır. Ve bunların 3'ü kilise yemeğine katılmıştır. Tehdit büyümektedir. Lidl enfeksiyonun daha fazla çocuk ve yaşlıya bulaşma olasılığı yüzünden endişe içindedir. 5 yaşındaki bir kız hastalığa yakalanmıştır. Ve bir gün önce de Harry Shaw hastaneye yatırılmıştı. Belirtilerin hepsi en kötü ihtimali işaret ediyordu. Harry yediklerini midesinde tutamıyordu ve kaybettiği kan miktarı doktorları endişeye sevk etmişti. Lidl bunun üzerine toplum sağlığı uzmanı Dr. Said Ahmed'i uyarır. Ahmet zaman kaybetmeden bir salgın kontrol ekibi oluşturur. Dr. Lidl'dan bir telefon aldım. Bana ellerinde 3 olası vaka bulunduğunu ve hepsinin de aynı bölgeden geldiğini söylediğinde zihnimde alarm çanları çalmaya başladı. Bunun göz ardı edilmeden bir an önce incelenmesi gereken bir konu olduğunu anladım. E. coli gizlenmiş bir suikastçı gibi pusuya yatar. Daima çevremizdedir. Yapacağımız birkaç hatayı bekler ve ardından tekrar tekrar besin zincirine bulaşmaya başlar. Öncelikler son derece açıktı. Bakterinin yayılması önlenmeli, kaynağı bütünüyle kurutulmalıydı. Bu mikrobu yok etmek çok zordur. 20 dakikada bir, sayısı 2'ye katlanır. Görünmezdir. Bulaştığı şeyin tadını etkilemez, izini sürmek güçtür. Normalde gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya olduğunuzu anlamak için kesin bir delil bulmanız oldukça güçtür. Gıda zehirlenmesinin en kesin delili zehirlenen kişinin yediği besinin ta kendisidir. Seri katil bakteri mutlaka yakalanmalıydı. Belki DNA izleri bunun anahtarı olabilirdi. 6. gün. E. coli enfeksiyonu vakaları gitgide artarken araştırmacılar da umutsuzca hamburger mikrobu olarak da bilinen bakterinin peşine düşer. Bakteri ilk olarak 1975 yılında Kaliforniya'da tanımlandı. İlk salgını ise 1982 yılında yarattı. E. coli Amerika üzerinde 47 kişiye bulaştı. Olayın şüphelisi ise bazı McDonald's restoranlarında satılan hamburgerlerdi. 1991 yılında yaşanan ayrı bir olayda ise İngiltere Preston'da bulunan bir McDonald's'ta yemek yiyen 23 kişi hastalandı. Escherichia coli adını 1885 yılında keşfeden Theodor Escherich'ten almıştır. Escherichia coli tip 0157 o günkü zararsız bakterinin yeni bir türevi. Bu ölümcül bakteri son derece tehlikeli bir mutant. Siparişinizi alabilir miyim? Bir hamburger lütfen. Bakteri 1993 yılında Washington eyaletinde bulunan Jack in the Box hamburgerciler zincirinde ortaya çıktı. 700'ün üzerinde insan hastalandı. 4 çocuk öldü. Bir yıl içinde gerçekleşen ortalama 200 milyon E. coli vakasının 600 bin kadarı ölümle sonuçlanıyor. E. coli bulaşmış hamburgerlerden yiyen bu küçük ve sağlıklı çocuklar çok ağrılı ve sıkıntılı geçen bir hastalık sürecinin ardından yaşamlarını yitiriyor.
Araştırmacılar bu ölümcül bakterinin saklandığı yeri bulmakta zorlanıyordu. O gün karşılaştığımız salgın sırasında açıkça belli olan iki potansiyel tehlike bölgesi vardı. Bunlardan biri süt olabilirdi. Hastalardan ikisi, hatta üçü bir süpermarketten süt almıştı. Salgın araştırmacılarının dikkati hemen 2,5 yıl önce Bathgate manzarasında yaşanmış olan korkunç salgın üzerinde odaklandı. Burası Vishou'dan 25 kilometre ötedeydi. Hastalıklı sütü içen bir çocuk öldü. Diğer 5 kişi de ise böbrek hasarı oluştu. Ama bu kez tüm hastalar aynı şeyleri yememiş, aynı mandıradan süt içmemişti. Bu yüzden mandıra seçeneği hemen devre dışı kaldı. Mikrobiyolog Kenneth Liddle diğer seçeneği incelemeye başladı. Et ürünleri potansiyel bir kaynaktı. Aslında hastaların hepsinin Vishou'da bulunan ve o güne değin adını hiç duymadığım bir kasaptan et veya et ürünü aldığını öğrendik. Tabii daha sonra da adını öğrendik. Kasabın adı John Barr'dı. John Barr ve oğulları Vishou'un merkezinde bulunan büyük ve ünlü bir kasaptır. Yanında 40 kadar insan çalıştıran 50 yaşındaki Barr, aynı zamanda İskoçya'nın en usta kasabı ödülünü de almıştır. Ama Liddle ve Ahmet 15 E. coli vakasıyla mücadele ediyor. Bunlardan 8'i John Barr'dan aldıkları eti yediğini söyledi. Vishou Kilisesi'nde geçen pazar günü Harry Shaw ve 74 yaşlı arkadaşının yediği etleri sağlayan yer de aynı kasap. Dava Barr'ın dükkanı üzerinde yoğunlaşıyor. Müfettişler bu gece onunla görüşecek. Merhaba Bay Barr. Müfettişler etlerden bir an önce örnek alıp bakteri kültürleri üzerinde laboratuvar araştırması yapmak zorunda olduklarını izah eder. E. coli mi? Anlayamıyorum. Kültürler içinde küçük kızda bulunan özel E. coli tipine rastlanırsa bu John Barr'ın dükkanının enfekte olduğunu gösterecektir. DNA izleri de salgının kaynağının bu dükkan olup olmadığı konusuna açıklık getirecek. Benim dükkanımdan ya da mutfağımdan gelmiş olamaz. Siz bundan benim dükkanımın sorumlu olduğunu söylüyorsunuz. E. coli o sıralar hala sınıfının yeni bir üyesiydi. Dolayısıyla birçok kasabın bundan haberi yoktu. Fakat yine de ona bunun bir ön sezi olduğunu ve salgının kaynağının onun dükkanı olduğu konusunda net bir kanıtımız olmadığını anlattık. Dükkanında istediğiniz testi yapın. Ancak sonunda bu şeyin buradan kaynaklanmadığını göreceksiniz. Burası temiz. Ahmet'in ekibi E. coli enfeksiyonu belirtilerinin 2 hafta kadar sonra ortaya çıktığına dikkat çeker. Bu yüzden enfeksiyon kapmış ve henüz belirtileri yaşamamış insanlar olabilir. Mutfaklarında ve dükkanında bir şey bulamayacaksınız. Bizim ortaya çıkarmaya çalıştığımız şey... Çok geçmeden Harry Shaw'un hasta olduğu ve birçok kişide belirtiler görülmeye başlandığı resmi olarak açıklandı. Testlerinizi yapabilirsiniz ve buradan istediğinizi alabilirsiniz. John Barr şoke olmuştu. Çünkü E. coli hakkında hiçbir fikri yoktu. Ekip ondan testler sonuçlanıncaya kadar işlenmiş et satmamasını talep etti. Testler 1 hafta kadar sürebilirdi. Ayrıca et dağıtımı yaptığı yerler hakkında detaylı bilgiye ihtiyaçları vardı. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İçimde bizi ciddiye almadığına dair bir his vardı. Bütün bunların yalnızca bir şüpheden ibaret olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden onun önüne tam bir delil veya kanıt koymadığımız sürece ondan istediklerimizi tam anlamıyla yapmayacağı konusunda endişelerim vardı. Ekip Barr'dan işlenmiş et satmamasını talep eder. Ama Barr daha sonra dükkanda ne satıp satamayacağı konusunda aklının karıştığını itiraf eder. Bu arada kasap, Lauren McFarlane'ın yarınki doğum günü için hali hazırda 300 dilim soğuk et hazırlamıştır. Bu sırada Vishou'dan 27 kilometre uzakta bulunan Bonnybridge'de yaşayan 70 yaşındaki Annie Craigie ishal ve karın ağrıları içinde kıvranmaktadır. Bütün bunlar E. coli belirtisidir. Ama Craigie ne John Barr'ın kasap dükkanına gitmiştir ne de Harry Shaw'un hastalık kaptığı Vishou Kilisesi yemeğinde bulunmuştur. Peki ama o zaman bakteri nasıl bulaşmış olabilir? Korkunç gerçek salgının daha da yayılmasıyla ortaya çıkacaktır. Ama bunun için henüz vakit vardı. Yedinci gün.
Gece boyunca E. coli belirtilerinden şikayetçi olan insan sayısı tavana vurdu. Tam bir alarm durumuna geçme fikri henüz açıklanmamış olsa da bölge hastanelerinin hasta kabul sayısı ikiye katlandı. Bişov'da bulunan her iki hastanede de panik başlamıştı. E. coli'nin kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu yüzden yalnızca semptomatik tedavi uygulanır. Karantina koğuşları E. coli'li hastalarla dolup taşmış ve bakterinin tüm hastaneye yayılma tehlikesi baş göstermiştir. Sabah 7. Doktor Ahmet'in ekibi John Burr'ın dükkanından test için tam 5 ton et ayırır. Bu büyüklükteki bir kasabada hizmet gösteren bir dükkan için bu miktar pek olağan dışı değildir. Üstelik bar operasyonu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Sağlık Bakanlığı John Barr'a karşı kanuni bir girişimde bulunmaz. Dolayısıyla Barr, katil bakteriyle enfekte olması muhtemel olan etleri satmaya devam eder. John Barr ertesi sabah, Lauren McFarlane'ın gece yapılacak doğum günü partisi için hazırladığı 300 parça eti teslim eder. Annesi Faye, günün kalanını büfeyi hazırlamakla geçirir. Lauren McFarlane'ın endişelenmesi için bir neden yoktur. Sonuçta John Barr kasabanın en iyi kasabıdır. Bir dakika, hemen geliyorum. Merhaba. John Barr o zamanlar çok popülerdi ve harika bir şöhreti vardı. Harika, teşekkür ederim. Merak etme, diskoya gideceksiniz. Sabah 11. Doktor Ahmet'in müfettişlerinden korkunç bir haber geliyor. Tüm günlerini kasap dükkanının çalışanlarıyla konuşarak geçirdiler ve dükkanın işleyişiyle ilgili ürkütücü bilgilere ulaştılar. Detaylı araştırmalar sonucunda etlerin nasıl hazırlandığını tam olarak öğrendiler. Su götürmez bir gerçek vardı ki çalışanların önemli miktarı temel yiyecek hijyenine önem vermiyordu. Bişov halkı salgından habersiz yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Lawrence'a dört gözle partisini bekliyordu. 25 kilometre ötedeki Bankmok'ta bulunan Bankview Huzurevi'nin mutfak yöneticisi Norma Adams, yerel bir dükkandan bir miktar soğuk domuz eti aldı. Aslında ana mutfağımızı bu durumlarda pek kullanmıyoruz. Akşam üzeri çayın yanında verilecek olan sandviçleri diğer küçük mutfaklarımızdan birinde hazırlıyoruz. O gün gidip biraz daha et almam gerektiğini düşündüm. Çünkü elimdeki malzemenin yeterli geleceğini sanmıyordum. Vişov'da E. coli ve kasap dükkanı hakkındaki söylentiler yayılmaya başlar. İnsanlar hastanelerde kuyruk oluşturmuştur. Evet, biliyorum. Bunlar yalnızca bir söylenti, tamam mı? Affedersiniz. Telefondaki Lauren'ın amcasıdır ve etlerin güvenli olduğu konusunda garanti istemektedir. Barr ona her şeyin yolunda olduğunu ve ailecek içlerini ferah tutmalarını söyler. Hayır Davy, lütfen biraz bekler misiniz? Hemen geliyorum. Dinle Davy, gayet güzel vakit geçireceksiniz, tamam mı? Evet. Öğleden sonra 3:30. Norma hazırladığı sandviçleri Bankview Huzurevi'nde kalan yaşlılara dağıtır. Bu sırada Bişov'da bulunan Doktor Ahmet'in ekibi hayati önemi olan besin zincirinin izini sürmektedir. Ama can alıcı bir hata yaparlar. John Barr'ın eşinin elle yazdığı, kasap dükkanının et verdiği kulüp ve şirketler listesine itimat ederler. Bu listede postane, Vişov Golf Kulübü ve bir dağıtımcının da aralarında olduğu 25 yerel grup bulunmaktadır. Ancak ekip çok daha geniş bir dağıtım ağının yazılı olduğu dosyaya bakmayı ihmal eder. Hastaneler kendilerine akın eden hasta dalgasıyla mücadele etmeye çalışırken, Lauren'ın annesi Faye, gıda zehirlenmesi ve bardan gelen et konusunda hala endişe içindedir. Hemen salgının merkezi konumunda bulunan Lowe Hastanesi'ni arar. Bilmek istediğim şu, elimizde bu kasaptan almış olduğumuz... Telefondaki doktor akıl almaz biçimde ona ve Lauren'a sorun olmadığını, partinin tadını çıkarmasını söyler.
Peki, o halde tamam. Evet evet, harika. Harika vakit geçireceğiz. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Tamam. Salgın kontrol ekibi basına resmi bir açıklama yapar. E. coli birden ulusal haber bültenlerinin ana konusu haline dönüşür. Aniden başlayan bir salgının ardından biri 7 yaşında bir çocuk olmak üzere iki kişi... Bankview'de bulunan Norma Adams uzun süredir zaten Vishow'dan alışveriş yapmıyordu. Etini Banknok'taki Scott Mead Store'dan alıyordu ve o dükkanda böyle bir olay olduğunu duymamıştı. Ahmet'in ekibi sonunda John Barr'ın dükkanının hiç de hijyenik olmadığı konusunda fikir birliğine vardı. Her ne kadar göze temizmiş gibi görünse de bu dükkan E. coli için uygun bir yaşam alanı olabilirdi. E. coli 0157 bakterisi bazı sığırlarda hiçbir hastalık yaratmadan yaşar. Sığırların dışkılamasıyla birlikte her gün milyonlarca bakteri etrafa yayılır. Mezbahalardaki taze etlere bu dışkılar veya bağırsaklar kanalıyla bulaşır. Mikrop bulaşmış etler daha sonra kasap dükkanlarına sevk edilir. Burada kritik safha ise şudur. Eğer enfekte olmuş etler 2 dakika süreyle 70 santigrat derece üzerinde bir sıcaklıkta pişirilirse E. coli ölür. Ama pişmemiş hastalıklı et, soğuk domuz eti veya hindi gibi pişmiş etlerle temas ederse bakteri kolayca bu safhayı atlatmış olur. Eğer bu etler yeniden pişirilmezse bakteri kolay yollardan insan sindirim sistemine erişir. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın Barın dükkanının salgının kaynağı olup olmadığı konusunda yürüttüğü testler henüz sonuçlanmamıştır. Acaba bu kasap ilgiyi başka yöne çekmek için ortaya atılan bir yem midir? Kasaptaki araştırmalar devam ediyor. Dükkan çalışanlarından birini izlediğinizde pişmemiş ette kullanılan bıçağın temizlenmeden pişmiş etleri kesmekte kullanıldığı açıkça görülüyor. Aynı bıçak her iki ette de kullanılıyor. İşte bu bakterinin besin zincirine girmesinin en basit yoludur. Lauren ve ailesi E. coli tehlikesiyle ilgili her şeyi unutmuş gibi görünüyor. Onlara göre salgın artık dünyanın öteki ucunda. Ama sinsi bakteri sessizce partiye katılan 129 kişiye bulaştı bile. Etin yenmesinin ardından vücuttaki yolculuğuna başlayan bakteri, mide içindeki güçlü sindirim asitlerinden kurtulabilirse, bağırsaklara doğru olan yolculuğuna devam edecek. Kalın bağırsak duvarlarına tutunan organizma süratle bölünmeye başlar. Bağırsaklar onlar için verimli bir tarla. 2 hafta içinde, 1 milimetre içinde milyonlarca bakteri oluşabilir. Ertesi sabah, 8. gün. Lauren'ın partisinden sonra baş ağrısı yaşanması gayet doğal. Ama bu seferki akşamdan kalma etkisi davetlileri oldukça kötü etkilemiş görünüyor. Arkadaşlarımdan birinin annesi aradı ve oğlunun çok hasta olduğunu söyledi. Bana telefonda sana yiyecekleri nereden aldığını sormak istiyorum. Oğlum yediklerinden zehirlenmiş olabilir. Belki de E. coli'dir dedi. İşte o an anneme haber vermek zorunda olduğumu anladım. Lauren'ın arkadaşında görülen belirtiler son derece kötüdür ve gitgide daha da kötüleşmektedir. John Barr ve çalışanlar dükkanı tepeden tırnağa temizler. Dükkanda en ufak bir pislik bile göze çarpmıyordur. Dolayısıyla John Barr bu temizlik operasyonu konusunda oldukça iyimserdir. E. coli 0157 yalnızca besin zinciri üzerinden yayılabilir. Havadan bulaşmaz. Mutlaka besinlerle alınması gerekmektedir. Dolayısıyla suyla temizlenebilir. Hadi evlat. Sorun değil. Bobby, o tarafa evlat. Ali, dondurucu. Hadi gençler.
Temizlikte John Barr'ın antibakteriyel kullanmaması yüzünden bu büyük temizlik bakteriyi etrafa yaymaktan başka bir işe yaramaz. Sorgulamalar ilerledikçe tatsız bir sürprizle karşılaşılır. Dağıtım yapan şoför John Holloway, dağıtım yapılan bölgenin Bishop'la sınırlı olmadığını söyler. Hayır, yalnızca teslimatlar değil. John Barr bizde yerel bir kasap dükkanı izlenimi bırakmıştı. Yalnızca günlük bazda çalışan ve izne tabi olmayan yerel yemek firmalarına dağıtım yaptığını düşünmüştük. İskoçya'nın neredeyse tüm orta bölgesinde çalışan büyük bir dağıtımcı olduğuna dair bir görüntü yoktu. Müfettişler bu bağlantıyı çok önceden tespit etmeliydi. Ama Barr'ın şoförünün yaptığı açıklamalar onun geniş bir dağıtım bölgesi olduğunu açığa çıkardı. Ve Bonnie Bridge. Bir haftada ne kadar et dağıtıyorsunuz? Ne ağırlıkta? Her hafta yaklaşık 3,5 ton et dağıtıyoruz. Bonnie Bridge gibi bir yerde haftada 3,5 ton mu gönderiyorsunuz yani? Evet. Scott Mead süpermarketleri Alan Barr'ın verdiği listede yoktu. Daha sonra kendi de onlardan bahsetmediğini itiraf eder. Salgın artık Scott Mead'deki 50'nin üzerinde değişik dallardaki şirketleri etkisi altına almıştır. Tüm Orta İskoçya büyük bir tehlike içindedir. Peki bu sadece sizin dağıttığınız, ya diğer şoförler? O akşam üzeri Norma Adams, Bankview huzurevi sakinlerine yine sandviç dağıtır. Tabii içindeki soğuk etler John Barr'ın mal verdiği Scott Mead dükkanlarından alınmıştır. Doktor Ahmet bir an önce salgın hastalığın detayları ve yayılma sahasını öğrenmeleri gerektiğini anlar. Herhangi bir gecikme ölümcül E. coli'ye yayılması için zaman kazandırmış olur. Müfettişler ertesi gün John Barr'ın kurduğu tedarik şebekesi üzerinde yaptıkları araştırmayı yoğunlaştırır. Bakın bu çok ciddi bir durum. Anlıyorum. Fakat tüm bunların bu dükkandan kaynaklandığı konusunda elinizde delil yok. John Barr haksız yere itham edildiğine inanarak ticarete devam eder. Bölge halkı John Barr'a açıkça destek verir. Monkless Hastanesi'nde yatan Harry Shaw, bilincini yitirmiş ve gitgide ölüme yaklaşmaya başlamıştır. 10. gün. Harry Shaw sabah 6.45'te ölür. Böbrekleri E. coli yüzünden tamamen harap olmuştur. Yerel gazeteci Raymond McHugh, bu ilk ölümün ardından oluşan korku dalgasını anımsıyor. Bana kalırsa insanlar ilk hasta ölümünün ardından afallamış durumdaydı. Çünkü o safhadan sonra bunun basit bir karın ağrısı değil, ölümcül bir şey olduğunu anlamışlardı. Toksin beynin içinde bulunan kılcal damarlardaki kan hücrelerini öldürür. Ve böylece o bölgede bir tıkanma yaratır. Tıkanma yüzünden kanla beslenemeyen beyin hücreleri ölmeye başlar. E. coli aynı zamanda böbrek üzerinde de etki gösterir. E. coli'nin yaydığı zehir, organları besleyen damarlardaki kan hücrelerini öldürür. Oksijenle beslenmesi kesilen böbrekler, kan temizleme işlevini durdurur. Vücut artık kendi zehirli atıkları içinde yok olmaktadır. Harry Shaw'un ölümünün üzerinden henüz 12 saat bile geçmemişken, Bonnie Bridge'de yaşayan Annie Craig'i kendi evinde yere yığılır. Kızı onu sabah 7 sularında bulur. 2 saat sonra öldüğü açıklanır. Hastalık belirtileri başlayalı henüz 4 gün olmasına rağmen, E. coli sinir sistemini süratle tahrip etmişti. O sabah Annie'nin konuşmasında bir tuhaflık başlamıştı. Bakterinin onun canını almasını engellemek için artık kimse bir şey yapamazdı. Annie Craig'i domuz eti, hindi ve domuz etli sandviç yemeyi severdi. Kızı buzdolabına baktığında dikkatini ilk çeken şey John Barr etiketi taşıyan kızarmış domuz etleri oldu. Bu etler tıpkı huzur evinde yaşayanlara verilen domuz etleri gibi Bonnie Bridge Scott Mead marketinden alınmıştı.
Salgın artık gitgide ölümcül bir seviyeye ulaşıyordu. Durum kritik. Yüzün üzerinde insanda hastalık belirtisi görüldü. Bonnie Bridge'de yaşlı bir bayan hayatını kaybetti. Noel yemeğinde bulunan iki kişi daha hastaneye kaldırılır ve durumları son derece ciddidir. Laboratuvarlar Bar kasabının bu salgının tek kaynağı olduğunu kesin olarak ispat edememiştir. Ancak kontrol altına alma çalışmaları devam eder. Bakteri kaynağını izole etmek için bakterinin halihazırda nerelere yayıldığını tespit etmeleri gerekmektedir. Bu sayede daha fazla yayılmasının önüne geçilebilir. 11. gün. Salgının etki alanı genişliyor. E. coli saldırısı İskoçya çapında devam eder. Lanarkshire ile Edinburgh arasında 120 vaka belirlenmiştir. Kilise yemeğinin diğer bir kurbanı olan Jess Rogerson'un durumu gitgide kötüleşmektedir. Kızı Agnes o gün ne büyük sıkıntılar yaşadığını anımsıyor. Büyük yoğunluk yüzünden ambulans bulamadık. Bunun üzerine annemi kendim götürmeye karar verdim. Fakat bu oldukça güçtü çünkü annem son derece zayıf düşmüştü. Arabayı dikkatli kullanabilmek için annemin altına büyük bir kova koymak zorunda kaldım. Çünkü ishali çok şiddetliydi. John Barr'ın dağıtım yaptığı 214 gıda marketi de potansiyel olarak hastalıklı et satıyor olabilirdi. Bölge halkı, Barr'ın Sağlık Bakanlığı tarafından araştırmaya tabi tutulduğu konusunda bilgi sahibiydi. Ancak bu araştırmanın detayları hakkında bir fikirleri yoktu. Bu yüzden ona yardım etmeye devam ederler. John Barr'a sadık kalan birçok insan vardı. Ve hepsi de onun bu işle ilgisi olmadığını söylüyordu. Fotoğrafım gazetede yayınlanmıştı ve beni yolda durduran insanlar onun işini mahvediyorsun, farkında mısın diyordu. Airdrie'de bulunan Monkland Hastanesi kendisine başvuran insanlarla ilgilenmeye devam ediyor. Ve bunların birçoğu hastalık kapmış. Söylendiğine göre 21 yetişkin ve 4 çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. İskoçya'dan sorumlu devlet bakanı bir açıklama yapmayı reddediyor. Harry Shaw'un ailesi bile yaşlı adamın cenaze gününde John Barr'ın dükkanına iyi niyetlerinin göstergesi olarak çiçek gönderir. Bakteri yayılmaya devam eder. Belirtiler Bankview huzurevi sakinlerinde de görülmeye başlamıştır. Burada yaşayanlara verilen etler John Barr'dan değil, Scott Mead marketinden satın alınmış olmasına rağmen buradaki et dilimleme makinesi de Barr'ın dükkanındaki et yüzünden enfekte olmuş vaziyettedir. On ikinci gün. İki hasta daha ölmüştür. Marion Muir 79, Alexander Gardiner ise 69 yaşındadır. Gardiner, kilise yemeğinin diğer bir kurbanıdır. Jesse Rogerson'ın yaşamı ise artık pamuk ipliğine bağlıdır. Canı gerçekten yanıyor, hem de çok yanıyordu. Gözlerinden daha önce hiç görmediğim türde bir korku okunuyordu. Daha önce hiç görmemiştim. Jesse Rogerson, enfeksiyona karşı verdiği mücadeleyi öğleden sonra 3'te kaybetti. Aynı sıralarda o ana değin 5 kişinin ölümüne neden olan E. coli 0157'nin kesinlikle John Barr'ın dükkanından yayıldığı adli tıp tarafından nihayet kanıtlandı. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan DNA izleri, John Barr'ın dükkanında bulunan E. coli ile salgını yapanın aynı olduğunu ortaya çıkarır. Bu tıpkı adli tıp bilim adamlarının suçlu bir DNA'ya bakıp ona bu silah belirli bir kişi kurban ya da her neyse onun DNA'sı ile kirlenmiş demesine benziyor. Artık şu bir gerçek ki elimizde bulunan E. coli'nin aynı bakteri olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ve bunun üzerine kesin olarak evet bu hastalık diğerleriyle aynı ya da değil diyebiliyoruz. DNA parmak izi metodu ile elde ettiğimiz kanıtlar o denli güçlüdür ki bu bakterilerin aynı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Salgının kurbanlarından alınan bakteri örnekleriyle Barr'ın dükkanından alınan örnekler kesinlikle aynıydı. Bunu kanıtlamak tam 12 gün sürdü.
Bilim adamları barın dükkanından alınan her şeyi tek tek test ederek bunun aynı salgın ve aynı bakteri olduğunu ispat etti. O dükkan Bishop'daki salgının kaynağıydı. Barın dükkanını temizlemek için gösterdiği tüm çabaya rağmen vakum paketleme makinesi 8 adet çiğ et örneği ve pişmiş domuz etinde bakteriye rastlandı. Ayrıca bifteklerden alınan 6 örnekte de şiddetli bir enfeksiyon tespit edildi. Açık olan bir şey var ki o da bu büyük salgının her yana yayılmış olma olasılığı. En azından her yana yayılmamışsa bile büyük bir alanı etkisi altına almış olmalıydı. Aynı bakteri kilise yemeğinde verilen etlerin pişirildiği kazan içinde de bulundu. Ardında 3 ölü bırakan bu yemek kurbanlarının önüne geldiğinde son derece sıcaktı. Peki ama nasıl oluyor da barın dükkanından kiliseye gönderilmeden önce son derece yüksek ısıda pişen etteki bakteri tabaklara geldiğinde hala canlı kalabiliyordu? Pazar günü verilecek yemekten önceki cuma, barın işçilerinden biri 7 kiloluk eti kızartmak için pişirme poşetlerine koydu. Daha sonra etler dükkanın kazanına yerleştirildi ve 3 saat boyunca pişmeye bırakıldı. Dolayısıyla mikroplar ölmüş olmalıydı. Ertesi sabah sıcak poşetler çıkarıldı ve kazanın yanında yere konuldu. Ardından pişmiş et ve hamur işleri kilise salonunda rahibin eşine teslim edildi. Poşetler sandalyeye bırakıldı. Hamur işleri ise mutfağa götürüldü. Rahibin eşi poşetleri kesip açtı. İçindeki yahniyi bir alüminyum kaba boşalttı ve et suyunun fazlasını da dondurma kabına aldı. Tüm yiyecekler gece boyu odanın içinde bekledi. Pazar sabahı saat 10 sularında tencere içindeki yahni 2 saat boyunca 500 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklıkta pişirildi. Hamur işleri ise etlere yemeğin başlamasından hemen önce saat 12.45'te eklendi. Etler ve hamurlar son derece sıcaktı. Yahni, et suyu ve hamur işi. Bunlardan biri E. coli bakterisinin kaynağıydı. Yahni ile dolu olan poşetlerin E. coli'yi John Barr'ın mutfağından aldığı akla geliyordu. Poşetler açıldığında poşetin dışında bulunan bakteri yahniye ve et suyuna bulaştı. Her ikisi de gece boyunca kilise salonunda bekledi. E. coli, sıcak yahni ve et suyu içinde süratle çoğalmaya başladı. Ertesi gün tüm yiyecekler E. coli'nin ölmesine yetecek kadar pişirildi. Et suyu dışında. Et suyu bir daha ısıtılmadı. İçindeki bakteriler sinsice ve canlı halde beklemeye devam etti. Kiliseden alınan sos örneğinin testi sırasında sonuçları alan teknisyen laboratuvardan aceleyle çıktı. Daha önce hiçbir yiyecek maddesinde bu kadar çok E. coli 0157 görmemişti. John Barr, Harry Shaw ve Annie Craig'in ölümünün ertesi günü saygı gösterisi olarak dükkanını kapattı. 17. gün. 72 yaşındaki bir kadın E. coli besin zehirlenmesi salgınında hayatını kaybeden 6. kişi oldu. Ve bakteri bulaşan etin ertesi gün bir partide servis edildiği ortaya çıktı. Laura'nın partisine katılan 25 kişi bakteriden etkilenmiş durumda. İçlerinden biri ise bakterinin bağırsaklarına yerleşmesi sonucunda ortaya çıkacak böbrek yetmezliği yüzünden daha zor durumda kalacak. Yaşamak için sadece 24 saati kaldığı söylendiğinde bağırsaklarının bir bölümü E. coli tarafından harap edilmişti ve kolostomiye girmesi gerekiyordu. Gerçekten çok korkunç bir andı. Bakteriyel enfeksiyonlarda genellikle antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu yöntem mikroorganizmaların yenilenmesini engeller. Ama bazı bilim adamları bu yöntemin hastanın zehirlenmesine neden olabileceğine inanıyor. E. coli 0157'yi tedavi etmek özellikle çok zor. Çünkü elimizde bu mikrobun kendisi... ...ve onun normalde salgılayamayacağı toksinleri bırakmasına neden oluyor. Bu toksinler böbrek ve beyinde ciddi hasarlara yol açıyor. Savaşın büyük bölümü tamamen insan vücudunun bağışıklık sistemine bırakılıyor. Britanya'da genel bir
İngiliz hükümetine bağlı İskoçya ofisi halkı uyarmak ve eğitmek için büyük bir reklam etken. Unutmayın, besin zehirlenmesi riski kolayca ortadan kaldırılabilir. 18. gün. Kilise yemeği katılımcılarından 5. kişi de hayatını kaybetti. Yemeğe katılan 87 kişiden 45'i şu anda E. coli virüsü tehdidi altında ve 12'si ise yaşam savaşı veriyor. Krizin büyük boyutlara ulaşması ve toplum güvenliğinin tehlikeye girmesiyle 5 çevre sağlık ajanı Bishop'da bir olay inceleme ofisi kurdu. Görünen o ki tüm fatura John Barr'a kesilecek. Hastanelerde mücadele devam ederken İskoç Ulusal Kan Nakil Servisi'nin kan stokları tehlikeli bir şekilde azalmaya başladı. Kriz daha da büyür. 20. gün. Bankview bakım evinde kalan Alexander Nickel adlı yaşlı bir adam ölür. Daha sonraki 3 gün içinde 2 hasta daha aynı şekilde ölecektir. Ölüm oranı artmaktadır. Lennard Shire'daki bir başka kasap da E. coli besin zehirlenmesi yüzünden kapatıldı. New Stevenson'da bulunan ve bu kasaptan et alan bir dükkan salgının çoktan etki alanına girdi. Durum Vishaw'da yaşayan 70'lerindeki bir adamın salgın nedeniyle ölen 11. kişi olmasıyla kesinleşti. 16 Aralık'ta kilise yemeğinin üzerinden bir ay geçmişken Vishaw tam anlamıyla bir kabusun yaşandığı sahne haline geldi. John Smith, annesi Mary'nin ölümünü seyretmenin dehşetini hala hatırlıyor. E. coli için tam anlamıyla bir tedavi yok. Bir belirsizliğin içinde gibisiniz. Düşünemiyorsunuz. Bunun olabileceğini düşünemiyorsunuz. Bugün ve bu yaşta değil. Bu gerçek olamaz. O bunu atlatacak. Ama atlatamadı. Şu anda E. coli besin zehirlenmesi belirtileri gösteren 400 vaka rapor edilmiş bulunuyor. John Barr neredeyse kayıp. Yaptıkları artık herkes tarafından biliniyor. Olaylar kötüden daha kötüye gidiyor. Polisler Barr'ın kapatılan dükkanının ön camının kırıldığı ihbarını aldı. İnsanlar bunun ne zaman sona ereceğini, daha ne kadar kişinin öleceğini merak ediyor. Bugüne kadar kayıtlara geçmiş en kötü E. coli salgınının üzerinden neredeyse 2 ay geçti. Lauren'ın partisindeki etkileri sağlayan yılın kasabı aleyhinde dava açıldı. Ölüm çanları artık 15. kurban için çalıyor. 10 gün sonra salgının bittiği resmi olarak açıklandı. Neredeyse bir aydır yeni bir vaka ortaya çıkmadı. Hastalık bastırıldı. Ancak E. coli korkusu hala yaşıyor. Hastalık kontrol altına alınsa da kurbanları hayatını kaybetmeye devam ediyor. E. coli'nin kaynağı kurutuldu. Barr'ın dükkanı kapatıldı. Oradaki etlerin bir kısmı zaten yendi ve kalanı da yok edildi. Bu da E. coli 0157 ile ortaya çıkan salgını durdurdu. Fakat bu salgının hasarını yok edemedi. Çünkü birçok kurban sonu öldürücü olan uzun bir hastalık süreci yaşadı. ...503 olası vaka çözüm bekliyor. Ocak sonunda 19 yaşlı hasta hayatını kaybetti. Bunların 4'ü Bankview huzurevinde kalıyordu. 8'i ise Noel yemeğine katılmıştı. Bunun dışında 13 kişi de hayatlarının sonuna kadar diyalize girmelerine neden olacak böbrek hasarı kaldı. Salgınla bağlantılı son ölüm, salgın resmi olarak bittikten 5 ay sonra 1997 Haziran ayında gerçekleşti. 21 kişi E. coli nedeniyle hayatını kaybetti. Vishaw, dünyanın en ölümcül E. coli enfeksiyonuyla tanıştı.
Hugh Pennington ve ekibinin ölümcül kazayla ilgili soruşturmasından çıkarılacak dersler çok açık. Pennington, kasapların çiğ ve pişmiş etlerin saklanması hakkında eğitimden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca çalıştıkları yerin, aletlerin ve ellerinin devamlı olarak antibakteriyel maddelerle yıkanması gerekliliğini işaret ediyor. Her şey sona erdiğinde elimizde kalan E. coli 0157'nin verdiği ciddi bir zarardan başka bir şey değil. Fakat virüsün yayılmasına ve yemek zincirine girerek yemeklerin bozulmasına neden olan John Barr'ın yaptıklarıydı. Eğer John Barr bir kasabın yapması gerekenleri yapmış olsaydı böyle bir salgın yaşanmayacaktı. E. coli yılda 500.000'dan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Bakteri hala bizimle. Her yıl Ebola virüsüne oranla 16.000 kez daha fazla ölüme yol açıyor. Vişov salgınının bittiğinin açıklanmasından sadece 5 ay sonra 4 yaşındaki Tom Dowling Londra'nın kuzeyinde bulunan St. Albans'taki bir çiftlikten enfeksiyon kaptı. Tom kalıcı beyin hasarı ve felç geçirdi. Bu sadece bir mide rahatsızlığı değil, bu vücudunuzdaki tüm organları çökertebilen bir hastalık. Beraberinde korkunç bir acı ve ölüm getiriyor. Bu yarın herhangi birimizin başına gelebilir. Birinin parmağını yalayarak dokunmaması gereken bir şeye dokunup sizin de o şeyi elinize almanızla bile ortaya çıkabilir. E. coli ve onun yaptıklarını izlemek korkunç bir deneyimdi. Annem çok acı çekmiş olmalı. Bu herkes için korkutucu bir ölüm. Ölümcül kaza ile ilgili soruşturma, John Barr'ın çıkarlarını dürüstlüğün üzerinde görmesi ve ihmal nedeniyle suçlanmasına neden oldu. Ama aleyhine açılan dava mahkemede düştü. İskoçya kanunlarına göre davanın devam edebilmesi için iki farklı tarafın sunduğu delillerin olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu rapor davanın sürmesi için tek başına yeterli değildi. Bakanlık yeterince hızlı hareket edemediği için eleştirildi. Barsa gıda hijyeni kurallarını ihlal ettiği için 2.250 avro para cezasına çarptırıldı.